Selamun aleyküm arkadaşlar. Karaman'ın Bademli köyünden herkese selamlar. Bugün sizlerle sofralarımızda konuk olan bu zeytinyağı nasıl üretiliyor? Ne aşamalardan geçiriliyor? Bunları tek tek anlatacağım inşallah. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Zeytinyağı fabrikasına geldik. Elektrik kesik olduğu için şimdi çıkaramadılar da akşam saat 4 gibi 5 gibi gelecek elektrik. Geldiğinde çıkarılacak. 2,5 saatte çıkacağı söyleniyor. Bakalım. Zeytinler havuza döküldü. Şimdi şu
Konvoyörden yıkama bölümüne gidiyor. Yıkandıktan sonra hamura gidiyor. Tüneli oluyor. Böyle bir konteyner oluyor. Bunların kapasitesi belli. Şu an bizim iki tüneli dolduracak eğitimimiz oldu. O yüzden ikisini bize ayırdılar. Şu an bunlar boş. Buradan oraya aktarılıyor, oradan oraya. Seyfin eleme makinesi. Of.
makineler numaralarına göre ayrılıyor burada. Aynı zamanda bir nevi eleme işlem meydana getiriliyor. Bizi... Şimdi bu kaç numaralı en küçüğü? 12. 12. 11, en büyük? 11, 12. 11, 12. En büyüğü? 17. 17 numara. Bu şekilde ayarlanıyor. Buradan tartıldıktan sonra depoya kaldırılıyor. Bakın kamyon zeytin geliyor. Bütün klasik binek aracı. Yeni başladım diyor. Evet, burası Mut Aydoğanlar Zeytinyağı Fabrikası. Yaklaşık bir kişinin buraya zeytinini dökmesi ve çıkarması ortalama 2,5 saat sürüyor. Yani zeytini başlangıç noktasından yağını almasına kadar olan süre 2-2,5 saat sürüyor. Şöyle çuvallarla geliyor. Konveyörle taşındıktan sonra gidiyor. İçeride görmüş olduğumuz tünellerde hamur içindeki hamura benzeyen zeytinler yağı çıkarıldıktan sonra traktörlerle osaları gübre olarak arıtılıyor. Bu artık atık. Bu da yaprağı. Bunu da işte hayvan olan insanlar gelip buradan alıyor. Bir nevi yem yani. Tamam. Burada büyük vakumlar sayesinde zeytinler konveyörden giderken vakum bu yaprakları çekiyor. Daha sonra buraya aktarıyor. Burayı dolduruyor. Buradan işte bu ihtiyaç sahipleri bunu alıp götürebiliyor.